dikkat ederseniz, Müslüman yaşadığı imtihanlarla bir kardelen çiçeğinin mücadelesini yansıtıyor. Her yerde karlar var. Kardelenlerse küme küme sokulmuş birbirine, hiçbir etkinin kendilerine eğip bükmesine izin vermemeye çalışıyorlar. Soğuk rüzgarlar esiyor bazen. Kardelenlerin belki de en tatlı rüyalarını bölüp geçiyor. Peki kardelenler bu sessiz ölümle nasıl savaşıyor dersiniz? Bunca çetin kış şartlarına ya da Müslümanlar bunca acıya nasıl katlanıyorlar? Elbette inanç. Neden mi? Baharın bir gün geleceğine dair duyulan çok güçlü bir inançları var da ondan. Yaşayabilecekleri, açabilecekleri baharı bekliyorlar. O bahar ki belki de yüzyıllardır dünyada hiç rastlanmamış bir bahar. Kardelenler kışın açtıklarında işte o baharı beklerler. Onlar bu dünyanın hayal baharını hiçbir zaman özlemezler. Onların özlemini çektikleri bahar, soldukları zaman gidecekleri yerin baharıdır. Gerçeği bilen insan, bu dünyadaki güzelliği özlemez. Onun özleyeceği güzellik, kendine vaat edilendir. Kimi çiçekler, korkudan çıkamaz toprağın yüzüne. Bu kısmen, bile bile mümin olmayanın haline benzer. Hiçbir şey yapmadan ömür tüketir kara toprağın dibinde. Kimi çiçekler zorlamayla çıkarlar yüzeye, en ufak rüzgarda salınır, sürüklenir oradan oraya. Çünkü kökleri sağlam değildir. Bu inancı az olan, zorlamayla inanan kimseyi hatırlatır. Onların cenneti sallantıdadır. Kimisi de kışın geleceğini, karların kendisini bir gün donduracağını, baharın solduracağını bile bile çıkar yüzeye. Toplanır, bir olur kardeşleriyle. Kök salar en dibe. İşte bu kardelen, gerçek bir müminin simasına benzer. Zarifliği, güzelliği ezilse de topukların altında, solsa da, rengi atsa da, söküp atamazsınız onu inancın hasından. Daha da zorlarsanız inancını değil, kardelenin canını alırsınız. Unutmayın, alemleri yaratan Rabbimiz, kışın bile güneş doğdurur onların üstüne. Sırdaş eder kalbi aynı olanları ve gözetir onları. Yeter ki rüzgara, kışa, zorluklara eğilmeyen o en güzel kardelen, sadece onun önünde secde etsin. İmanıyla, cesaretiyle titresin. Sizce bu en büyük armağan değil mi? Kış güneşinden bile öte değil mi? Bilmez mi? O kardelenin Rabbi istese eritir karları, uçurur başında bin bir renkli kuşları ve estirir serin rüzgarları. Ama kardelen bir imtihan dünyasında açtı gözlerini ve unutmadı kime ibadet etmeye geldiğini ve hiçbir zaman kıskanmadı yıldızları. Biliyordu ki onlar da kendisi gibi Allah'ın yarattığı beyaz bir çiçekti gökte açan, göklerin topraklarına köklerini salan. Kardelen unutmamalı, hatırından hiç çıkarmamalı. O imtihan diye gördüğü karlar var ya, o karları öpüp koysa başına yeridir. O karlar olmasa Rabbine nasıl varacaktı? Gelin, siz de kardelen olmaya çalışın. Üstünüzde tonlarca kar da birikse, zamanı geldiğinde toprağı bırakacak ve ona doğru yola çıkacaksınız. Bin bir güçlük ve imtihan, hastalıklar, ayrılıklar, iftiralar, hakaretler, yalan dolanlar, gözyaşları,
hepsi o tonlarca karın erimesi için bir vesile. Dedim ya, Müslüman kardelen çiçeği gibi olmalı. Ne olursa olsun. Let's see it.